Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 12 Ağustos'ta Türkiye saatine göre sabah 4:36'da 19 derece Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay yükselenine baktığımızda İstanbul ve Ege Marmara bölgesinde Yengeç burcunun son derecesi yükselirken daha iç kesimlerde İç Anadolu, Ankara ve sonrasında Aslan burcunun ilk derecelerini yükseldiğini görüyoruz. Bu da tabii ki biraz enerjileri değiştirebilir. Özellikle Marmara ve Ege bölgesinde Ay yükselen yöneticisi olduğu için, Satürn'le birleştiği için burada biraz daha zorlanmaların, sorumlulukların, biraz daha kısıtlayıcı etkilerin arttığını söyleyebiliriz. Dolunay an haritasında Dolunay 7. ve 8. ev çizgisinde özellikle etkin. Yine batı bölgelerine göre 8. ev daha çok bence burada öne çıkıyor. Dolunay'ın etkisi bakımından daha iç bölgelerde ise 7. ev içerisinde dolunay etkileri kendini gösteriyor. Evet, çok önemli bir dolunay. Sabit burçlarımız çok güçlü etkiler alıyor. Ay düğümlerimiz boğa akrep aksında sabit burçlarda. Biliyorsunuz tutulma eksenimiz burada, boğa ve akrep burcunda. Ve bu dolunay bu aksı tetikleyen bir dolunay. Satürn kova burcunda ay ile birleşiyor ve boğa burcundaki Uranüs'ün yine ay ve güneşle dik açısı olduğunu görüyoruz. Mars boğa burcunda, 25 derece boğa burcunda. Bu derece biliyorsunuz önemli. Geçtiğimiz Kasım ayı ve yine Mayıs ayı bu derecelerde meydana gelen akrep boğa tutulmalarının tetiklendiği bir derece. Yani bu dolunay daha orta vadede kişisel ve toplumsal alanlarda çok daha tetikleyici bir dolunay ve çok daha zorlayıcı bir dolunay, bunu söyleyebilirim. Kişisel olarak herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Daha fazla sabit burçlarımız etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle boğa, akrep, kova ya da aslan burçlarındaysanız, yükselenleriniz bu burçtaysa, kişisel doğum haritalarınızda 19 derece ve yakınlarında, bunu 15 ile 25 derece arası alabiliriz. Bu derecelerde kişisel gezegenleriniz varsa bu dolunay sizin için çok önemli etkiler getirebilir. Güneşle Uranüs'ün kare açısı kışkırtıcı, sert, değiştirici, kırıcı bir enerji ortaya çıkarırken Satürn sorumluluklarımızla yüzleştiriyor bu dolunayda bizi. Bir tür hani sınıftaki sınıfa giren bir müfettiş olduğunu düşünün ve öğrencileri sözlüğe kaldıran bir müfettişle karşılaştığınızı düşünün. Böyle bir dolunay enerjisi altındayız. Hani öğrenciler hazırsa, çalışmışsa, sorumluluklarının farkındaysa tabii ki müfettişin sorduğu soruları doğru cevaplayacak, olumlu not alacak, güzel bir aferin alacak, hak edişleri olacak. Ama hazır değilse bu durumda azar işitme, zayıf alma ve olumsuz durumlarla karşılaşma söz konusu. Evet, Satürn böyle bir enerji ortaya çıkarıyor bu dolunayda. Sorumluluklarımızla yüzleşeceğiz, fark edeceğiz. Yaptıklarımız ve yapmadıklarımızla karşılaşma dönemindeyiz. Hak edişler dönemindeyiz. Olumlu ya da olumsuz. Bunlar kişisel doğum haritalarınızın aldığı etkilere göre değişir. Kova burcu toplumsal bir burçtur. Sabit nitelikli hava elementine ait. Satürn onun zaten doğal yöneticisi. Şu anda Satürn de kova burcunda son derece söz sahibi, çok güçlü bir pozisyonda. Toplumsal konular, insanlığa ait, kolektife ait konular. Kova aslında astroloji sembolik olarak su taşıyıcısı olarak yorumlanır. Su taşıyıcısı, buradaki su bilgi anlamına geliyor. Bilgi taşıyıcısı. Kolektife yayılan, bir yanda ruhsal bilgi, bir yandan gerçekten tüm insanlığı etkileyecek daha evrensel bilgilerle alakalı. Kovanın misyonu böyle bir şeydir. İnsanlığı ileriye taşıyacak, onu ilerletecek bilgiler, tecrübelerle alakalıdır. Ve bu dolunay evrensel alanlarda kolektifi etkileyecek bazı yüzleşmeler de getirebilir. Satürn söz konusu olunca kısıtlanmalar, engeller, zorlu durumlar, hayatımızda yaşayabileceğimiz maddi manevi kısıtlamalar söz konusu olabilir. Çünkü boğa burcunda Uranüs, Mars orada, kuzey düğüm orada. Hayatımızda gideceğimiz yol üzerinde kuzey düğüm ve tutulma tesirlerini de düşünürsek burada maddi manevi güven arayışlarımız var. En temel ihtiyaçlarımız var.
beslenme, gıda gibi, barınma gibi güvenlik sorunlarımız var. Hayatımızı idame ettirecek kazançlarımız, gelirimiz, sahip olduğumuz kaynakları değerlendirme, üretme, bunları koruma ile ilgili durumlarımız var. İşte buralarda Uranüs değişimler getirirken, yenilikler getirirken, beklenmedik durumlar getirirken, Satürn etkisi kaygılar, endişeler, gelecek kaygıları ve zorluklar, hayatımıza oluşabilecek kısıtlamalar, fedakarlıklar da getirebiliyor. Evet, bu dolunay yaşamlarımızda, toplumsal alanlarda olabilecek bazı ciddi kırılmalar getirebilir. Sert açılar var. Güneş'in Satürn'le karşıtlığı, Uranüs'le karesi, Mars'ın tutulma noktalarını tetikliyor olması ve süreç içerisinde Güneş'le kare açıya, Satürn'le kare açıya geçecek olması, bunlar doğa olaylarını tetikleyebilir. Toplumsal alanlarda insanlığı etkileyebilecek bazı ciddi ekonomik krizler ve buralarda önemli baskılar getirebilir. Yine toplumsal düzeni etkileyebilecek, otoriteyle olan ilişkilerde yönetimsel anlamda bazı stresler, huzursuzluklar, daha kışkırtıcı bir etkidir Uranüs, bunları tetikleyebilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Kişisel güvenlik alanlarımıza dikkat etmek gerekiyor. Yükselende 29 derece yengeç var. Özellikle İstanbul, işte batı bölgeleri, Ege ve Marmara bölgesi. Burası biraz da ay tarafından yönetildiği için yengeç. Dişi enerji, aile, yuva, güvenlik, beslenme, barınma gibi alanlarda daha stresli bir süreci işaret ediyor olabilir. Buralarda baskıları daha yoğun hissedebiliriz. Hani bunlar ekonomik krizin yarattığı baskılar olabileceği gibi işte doğa olaylarıyla ilgili bazı stresler olabilir. Ülkemizin, Türkiye haritasının Kova burcu 8. evi, zaten krizler evi. Burada bir dolunay var. 19 derece Venüs'ümüz, Akrep'te Venüs'ümüz var. Burası tetikleniyor. Neptün'ümüz zaten 20 derece Aslan'da. Bir şekilde orası tetikleniyor ve Satürn'ün, Uranüs'ün sert açıları çok daha rahat bir dönemde olmadığımızı zaten teyit ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayı ve geçtiğimiz Mayıs ayı ve bu tutulmaların hayatımıza getirdiği dönem, yani yaşadığımız olayları düşünürsek ne oldu? İşte ekonomik anlamda hızlı bir enflasyon, zorlanma, kaynaklarda azalma, gelirlerde azalma, paranın değerini kaybetmesi, yükselen fiyatlar. Yani ekonomik krizin daha fazla tetiklenmesi ve buradaki baskıların artmasını bekleyebiliriz. Bununla beraber inşallah yaşanmaz ama ülkemizde tabii ki biraz daha depremsellik ve doğal afetlerde artışların olabileceğini de işaret ediyor. Bunun yanı sıra Mars'ın özellikle çok güçlü açıda olması bir yandan kişisel, yani toplumsal güvenliğe tehdit, biraz savaş, çatışma, terör, herhangi bir saldırı gibi olasılıkları arttırdığı gibi Mars ateş demek, yangın olasılıkları, ne yazık ki yaşadığımız, geçtiğimiz aylarda da yaşadığımız orman yangınları ve bunlarla ilgili tehditlerin artması, böyle bir kayıp, yani bir yangın sonucunda olabilecek önemli kayıplar. Çünkü ormanlar bizim milli servetimiz, söz konusu olabilir. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Toplumsal olarak, tüm kamusal alanda ve tabii ki bireysel olarak da, vatandaş olarak da hepimizin çok daha dikkatli, sorumlu hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Kova burcu bedenimizde dolaşım sistemini yönetir. Damarlar, dolaşım sistemi, özellikle tabii ki nörolojik sistemimiz, sinir sistemimiz de tetikleniyor bu dolunayda Uranüs'ün etkisi nedeniyle. Güneş'in Satürn'le yapacağı karşıt açıda yaşam enerjimizi kısıtlayan bir etki oluşturduğu için sağlık konularında hassas olmamız gereken bir dönem. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası tesirler çok yoğundur ama bir sonraki yeni aya kadar 2 haftalık süreç içinde de bu dolunay tesirleri devam edecektir. Özellikle Mars geçişlerine, Mars'ın tetikleme zamanlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ağustos'un 20'sine kadar olan süreçte bu tesirler çok yoğun olabilir. Sağlık konularında dolaşım sistemi, kalp, tansiyon problemi olan, nörolojik sorunları olanların, yaşlı kişilerin, hasta kişilerin dikkat etmesinde fayda var. Aile büyüklerimiz daha fazla etkilenebilir. Ani kayıplar olabilir. Ne yazık ki ani hastalıklar olabilir. Sıcakların da çok yoğun etkili olduğu bir dönem. Sıcak nedeniyle de en azından hasta kişilerin, yaşlı kişilerin biraz daha dikkatli olmalarında, sakin geçirmelerinde, çok kendilerini yormamalarında fayda var. Herhangi bir rahatsızlık hissettiğimizde kendimizde ve çevremizde olabilir. Tıbbi müdahaleleri geciktirmemekte, burada ihmalkar olmamakta fayda var. Şimdi kısaca yükselen burçlarınıza göre de
dolunay tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, kova dolunayı 11. evinizde parlıyor. Sizin için aslında olumlu da olabilecek bir dolunay. Sabit burçlarımız biraz sert etkiler alıyorlar. Siz önce bir burçsunuz. Bir süredir uğraştığınız işlerinizde sonuçlar alabilirsiniz. Yani çalıştığınız bir projeniz var. Bunu tamamlayabilirsiniz bu dolunayda. Çünkü Satürn sorumluluklarımızla ilgili hak edişler de getiriyor. Ancak ihmalleriniz varsa sıkıntılar da olabilir. Beklediğiniz bazı başarıların gecikmesi, işte işinizden beklediğiniz maddi kazançların kısıtlanması gibi durumlar olabilir. Güvenli ve sorumlu hareket etmemiz gerekiyor. Sosyal çevreniz, arkadaş ilişkilerinizle ilgili yüzleşmeler olabilir. Bazı ilişkilerinizi bitirebilirsiniz ya da ait olduğunuz bir kulüp üyeliği, bir dernek, bir organizasyondan ayrılabilirsiniz ve buralarda belki kişisel olarak daha fazla sorumluluklar alabilirsiniz. Dolunay tesiriyle kolektif alanla, evrensel konularla, bilim, teknoloji ve toplumsal alanlarla daha fazla ilgilenmeniz, buralarda da hani biraz daha etkin olmanız mümkün görünüyor. Parasal konularda streslere dikkat edelim. Sürprizler gelebilir, ani kazançlar olabilecek gibi ani harcamalar, ani kayıplar olabilir. Güvenli adım atmakta, kaynaklarımızı da bir şekilde planlı, programlı kullanmakta, geleceğimizi düşünmekte fayda var sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, tabii ki en fazla etki alan burçlardansınız. Sabit bir burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 15-25 derece aralarındaysa bu dolunaydan daha önemli etkiler alabilirsiniz. Kuzey düğüm burcunuzda, Uranüs burcunda, burcunuzda tutulma etkilerindesiniz ve Mars da burcunuzda. Enerjiniz yoğun ama bir yandan çok stresli bir dönemde olabilirsiniz. Kariyeriniz, geleceğinizle ilgili endişeler ve kaygılar var. Satürn burada size sorumluluklar veriyor. Belki görev tanımınız değişecek, ekstra sorumluluklar alacaksınız. Bu bir başarı da olabilir tabii ki, bir terfi de olabilir. Ya da çalışmıyorsanız bir işe gireceksiniz, iş sorumluluğu alacaksınız veya yer değişimleri var. Görevinizi bırakacak, başka bir yere tayin olacaksınız. Kendi işinizi kuracaksınız ya da kendi işinizi yapıyorsunuz, belki işinizden ayrılacaksınız. Yani çeşitli olasılıklar olabilir ama önemli bir dolunay gerçekten. Kariyeriniz, toplumdaki duruşunuz, statünüz, mevkiiniz, hani buralarda sizi bazı hak edişlerle karşılaştırabilecek önemli bir dolunay. Daha sabırsız, daha dürtüsel davranma eğiliminiz var. Lütfen bunu kontrol edin, sağduyulu olmaya çalışın. Sinirli ve agresif olabilirsiniz, sabırsız olabilirsiniz ama dürtüsel davranırsanız zarar görebilirsiniz. Kazalara, sakarlıklara dikkat edin, tartışmalara dikkat edin. Sağlık konularında zorlanmalarınız varsa sizin ya da ailenizin, aile büyüklerinin bu dolunayda kronik sorunlar tetiklenebilir. Dikkatli ve güvenli adımlar atmakta fayda var. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Kova dolunayı sizin 9. evinizde olacak. Hava elementi olduğu için size güzel bir açıda aslında. Biraz heyecanlısınız. Hedefleriniz var, planlarınız var. Belki yurt dışı ile ilgili bir beklentiniz var. Bir seyahat planınız var. Yolculuklar olabilir. Tatil organizasyonları olabilir. Eğitim hayatınızda bir sınava girdiyseniz sonuç bekliyor olabilirsiniz. Akademik konularda üniversite tercihleri yapıyor olabilirsiniz. Lisans, yüksek lisans, doktora gibi işleriniz var. Buralarda bazı planlarınız olabilir. Uzun vadeli sorumluluklar alabileceğiniz bir dönem. Bu dolunay tesirleri kalıcıdır, netleştiricidir. Yani belirsiz konular netleşiyor bu dolunayla beraber. Belki engeller olabilir ya da ekstradan bazı sorumluluklar alabilirsiniz. Daha fazla haberleşmelerin, bilgi trafiğinin olduğu bir dönem. İşiniz medya, yayın, iletişim gibi konulardaysa bu dolunayda buralardaki planlarınızı da sonuçlandırabilirsiniz. En azından artık daha net hareket edebilirsiniz sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Kova burcundaki dolunay 8. evinizde olacak. Krizlerle ilgili bir alan, biraz finans konuları, para konuları, paylaşımlar, borç alacak konuları, kredi gibi bir konu olabilir. Satürn'le birleştiği için sorumluluklar var. Bazı engeller ve kısıtlamalar da olabilir ama bu dolunay net bir dolunay. Yani bitiyor, tamamlanıyor. Her şey görünür hale geliyor. Örneğin bir kredi beklentiniz var. Alırsınız veya almazsınız. Netleşme söz konusu. Bir borcun ödenmesi olabilir. Bir miras konusu netleşebilir hayatınızda. Bir burs beklentiniz var. Hani olur ya da olmaz. Bununla ilgili netleşmeler olabilir. Eşinizin parasal kaynaklarında bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Biraz hani ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gerekiyor. Harcamalar, gelir gider dengenize dikkat etmeniz gerekiyor. Maddi durumunuz, maddi güvencenizle ilgili alanlarda yüzleşmeler olabilir bu dolunayda. Risklere dikkat etmek lazım. Böyle ihmal ettiğiniz bir borç varsa,
hani ödemediğiniz ya da unuttuğunuz, hani bunlar da gündeme gelebilir. Bir anda biraz finansal konularda bazı zorluklarla da karşılaşabilirsiniz sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, sizin için yılın en önemli zamanlarından biri. Güneş burcunuzda ilerliyor, dolunay karşıt burcunuzda. Sabit burçlarımız zaten önemli etkiler alıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz, güneş burcunuz, özellikle 15-25 derece aralarındaysa bu dolunayın tesirleri çok önemli olabilir. İlişkilerinizle ilgili bir dönüm noktasındasınız. Bunlar geçtiğimiz Kasım ayı, geçtiğimiz Mayıs ayında gündemlerde olabilir. Henüz bir karar verilmediyse artık bu dolunay karar verme dönemi. Hani süre gelen bir ilişkinizi artık bitirecek misiniz, devam mı edeceksiniz? Çünkü ilişkilerle ilgili sorumluluk almanız gerekiyor. Aldığınız bu sorumlulukla beraber kariyerinizde, toplumdaki statünüzde daha kadersel değişimler olabilir tabii. Evlilik kararı sizde yer değişimleri getirebilir. Bir yuva kurmaya karar verebilirsiniz ama yolunda gitmeyen bir ilişkiniz bitebilir, ayrılıklar olabilir. Bunlar beraber çalıştığınız kişiler, işbirlikleriyle de ilgili olabilir. Buralarda da bazı sorumluluklarınızla yüzleşmeniz ya da sorumlu hayatınızdan çıkarmanız gereken ilişkiler varsa bunları fark edip daha net karar vermeniz gereken bir dönemde olabilirsiniz sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, Kova dolunayı sizin 6. evinizde olacak. Satürn'le birleştiği için iş konuları, günlük hayatınız, mesleğiniz, buralarda biraz elinizi taşın altınıza koymanız gerekiyor. Biraz yorulmanız gereken bir dönem olabilir. Bir işe girebilirsiniz veya işle ilgili eğitimler, işle ilgili sorumluluklar olabilir. Sağlık konularınızda hassas olmanız gereken bir dönem. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Eğer ihmal ediyorsanız sağlığınızı, İşte burada yüzleşmeler olabilir. Hani ki fazla kilonuz vardır, buna umursamıyorsunuz. Aynı zamanda tansiyon sorununuz var. Hani bu dolunay size artık bu fazla kiloları vermeniz gerektiğini, bir beslenme düzenine girmeniz gerektiğini işaret edebilir. Bir sağlık sorunuyla yüzleşebilirsiniz. Bunu tedavi etmeniz gerekebilir. Günlük hayatınızda yardım aldığınız kişiler, bir asistanınız, yardımcınız, elemanınız hani ayrılabilir. Belki iş sorumluluğunuz biraz artabilir. Evcil hayvanlarla ilgili bazı sorumluluklarınız olabilir. Evcil hayvanınız hastalanabilir, onunla ilgilenmeniz gerekebilir gibi. Biraz genel itibariyle günlük hayatınız, alışkanlıklarınız, düzeniniz, sağlık konularında dikkat edilmesi gereken ve biraz daha buraları düzenlemeniz, daha sağduyulu, daha sorumlu davranmanız gereken bir süreçtesiniz sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Kova dolunayı 5. evinizi aydınlatacak. Kova dolunayı size duygusal konularda heyecanlar getirebilir. Uranüs'ün tesiri zaten sürprizler anlamına da geliyor. Bu belki ani bir aşk, böyle bir heyecan olabilir. Biraz sağduyulu ve güvenli adımlar atmak gerekiyor. Çünkü Satürn orada, çok böyle macera perest olursanız biraz sıkıntılar olabileceğini de işaretçisi. Aşk konularında sorumlu davranmanız gerekiyor. Çocuklarla ilgili sorumluluklar olabilir. Hamilelik olabilir, doğum olabilir. Veya çocuklarınızın eğitimiyle ilgili kararlar vereceksiniz. Burada maddi anlamda da bazı sürprizler olabilir. Bir sınavı kazanabilir, bir okulla ilgili masraflarınız olabilir örneğin. Belki işte bir burs kazanabilir, bununla ilgili sevindirici, hızlı sürpriz gelişmeler olabilir. Bu dolunay sosyal hayatınızı gözden geçirebileceğiniz de işaret ediyor. Bazı arkadaş ilişkilerinizde işte gündemler olabilir. Para konularına daha dengeli yaklaşın. Çünkü para aksınız biraz stresli. Burada riske dikkat etmek gerekiyor. İşte beklenmedik harcamalar olabilir ama özellikle kazanmak istediğiniz riskli piyasalarda beklenmedik kayıplar ya da sürpriz kazançlar da olabilir. Tabii daha dengeli hareket etmek gerekiyor. Aynı şekilde sorumluluk almanız gereken alanlarda kendinizle de ilgili değer oluşturabilecek yeteneklerinizi fark edip bunları geliştirmek için de belki biraz daha planlı, programlı hayatınızda bir eğitim programı, bir çalışma programı da uygulamanız gerekebilir sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Kova dolunayı sizin için çok önemli çünkü sabit bir burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 15-25 derece aralarındaysa bu Kova dolunayı sizin için güçlü etkiler getirebilir. Ay düğümleri ve tutulmalar sizin burcunuzu etkiliyor bir süredir biliyorsunuz ve devam da edecek bu önümüzdeki yıl sonuna kadar. Bu dolunay bu tutulma derecelerini de tetikliyor. Gezegeniniz Mars Boğa burcunda. Yine son derece tetikleyici bir noktada. Biraz yorucu ve stresli bir dönem olabilir yaşamınızda. Ev yuva alanlarınız, ailevi konularda tamamlanma enerjisi var. Hani belki uzun süredir yaşadığınız bir yerden taşınacaksınız. Bir ev alma,
satma, gayrimenkul, toprak değişimi falan böyle konularınız olabilir. Tabii ki yuva kurabilirsiniz, evlenebilirsiniz. Hani bu da size bir yuva kurmak için bir imkan verebilir. Ayrılabilirsiniz, ilişkinizi bitirebilirsiniz. Yine ev ve yuva alanında bir değişim, yer değişimi söz konusu olabilir. Tüm bunları bekleyebiliriz. Uranüs 7. evinizde, Mars orada, Uranüs ay düğümü orada, değişimler, sürprizler, enerji, stres biraz ilişkilerle ilgili. Dolayısıyla eş partner ilişkileriniz veya işbirlikleriniz ya da herhangi bir konuda hizmet aldığınız kişilerle ilgili, örneğin danışmanınız, muhasebeciniz, avukatınız, işte bunlarla ilgili herhangi bir kontrat, sözleşme durumlarınız varsa buralarda da bazı beklenmedik stresler olabilir, ani gelişmeler olabilir sevgili akrepler. Genel sağlığınıza dikkat edin. Aileniz, aile büyükleri, ebeveynlerle ilgili bazı konular zorlayıcı olabilir. Sağlık konuları veya onlarla ilgili sorumluluklar gündeminizde olabilir bu dolunay tesirleriyle beraber. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, kova dolunayı 3. evinizde daha az, daha olumlu etkiler altındasınız. Bazı düşünceleriniz netleşiyor. Bu kova dolunayında bir eğitiminizi tamamlayabilirsiniz ya da ticari bir konuda bir karar verebilirsiniz. Süre gelen bir şeyi de bitirebilirsiniz. Komşu ilişkileriniz, arkadaş ilişkileriniz, belki akrabalar ve kardeşlerle ilgili konularda gündemler var. Kardeşinizin hayatında bir zorluk olabilir, onunla ilgilenmeniz gerekebilir ya da bir sorumluluk alabilirsiniz. İşte komşunuz, sevdiğiniz bir komşunuz taşınabilir. Yani bu da sizde tabii ki bir böyle bir kayıp getirebilir, bir hüzün getirebilir özellikle komşu ilişkilerinizde. Yolculuklarla ilgili dönüşümler var. Bir seyahat planınız belki ertelenir ya da iptal olur. Ya da hani sürüncemede kalan bir konu netleşebilir bu dönem içerisinde. Özellikle yakınlarınızda olup bitenler, çevrenizde olup bitenler bu dolunay ve devamında sizi daha fazla etkileyecek gibi görünüyor sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, kova dolunayı 2. evinizde olacak. Parasal konular, maddi durumunuz, maddi manevi güvenlik alanlarınızda bazı stresler olabilir tabii ki, sorumluluklar olabilir. Satürn etkili olduğu için kısıtlayıcı bir enerjisi var. Yani maddi durumunuzla ilgili daha gerçekçi olmanız lazım. Kaynaklarınızı iyi değerlendirmeniz, planlı programlı hareket etmeniz gerekiyor. Eğer iyi değerlendirmediyseniz, ihmalkar davrandıysanız kısıtlamalar olabilir burada maddi konularla ilgili. Bazı yüzleşmeler olabilir ama bir genç bir oğlak ilk kez bir işe girebilir. Para kazanma sorumluluğuyla karşılaşabilir bu dolunayda. Bununla beraber daha planlı programlı bir harcama döngüsüne girebilirsiniz. İş planlamaları yapabilirsiniz. Sürprizler olabilir. Sürpriz kazançlar da olabilir. Ama riskli alanlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Çocuklarla ilgili ani harcamalar olabilir. Şans oyunlarına dikkat edin. Ani kayıplar olabilir burada. Yine spekülatif alanlarda da bazı stresler olabilir. Daha güvenli, daha planlı, programlı hareket edip özellikle sorumluluklarınıza, parasal sorumluluklarınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, sizin dolunayınız tabii ki sizin için çok önemli. Lütfen bütün kovalar etkilenmekle beraber lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 15-25 derece aralığındaysa bu dolunay sizi daha fazla etkileyebilir. Hatta bunu 28 derecelere kadar da çekebiliriz. Çünkü Mars da şu anda tetikleyici bir pozisyonda. Bu dolunay sizi Satürn etkisiyle hayatınızın sorumluluklarını alma konusunda çok uyarıyor. Sizi biraz büyütüyor aslında. Yani bir sağduyulu olma, içe yönelme, tefekkür etme zamanı. Hayatınızda ne gerekli ne gereksiz bunu fark edeceksiniz ve almanız gereken sorumlulukları alacaksınız. Geçtiğimiz Kasım ayı, Mayıs ayı bu dönemleri şöyle bir gözden geçirin. Bazı işaretler gelmiş olabilir ilişkilerinizle ilgili, işte geleceğinizle ilgili, iş konuları, kariyer konularıyla ilgili. Henüz buralarda mücadeleler devam ediyorsa veya buralarda henüz bir şeyler netleşmediyse bu dolunay önünüzü görmeniz için artık biraz daha netleştirecek durumları. Evet, size bir iş sorumluluğu verebilir. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Veya bir görevden ayrılabilir, başka bir yere gidebilirsiniz. Uranüs sürprizler getirebilir. Taşınma sürprizi getirebilir. Aileden ayrılabilirsiniz. Aileyle ilgili beklenmedik durumlar olabilir. İlişkilerinizle ilgili yine hızlı gelişmeler olabilir. Sorumluluklar öne çıkıyor. Hak edişler öne çıkıyor. Sizi büyütecek, ileriye taşıyacak bir dolunay. Satürn çok güçlü burada. Özellikle burada becerilerinizi keşfedip, yeteneklerinizi keşfedip kendinize doğru bir plan, geleceğe dair doğru hedefler belirlerseniz bu dolunay sizi hızlı bir şekilde o hedeflerinize taşıyabilir sevgili kovalar. Genel sağlığınıza dikkat edin. Sağlık konuları çok ihmale gelmez bu dolunayda.
tansiyon sorunları, nörolojik sorunlar, kalp dolaşım sistemi, özellikle sizin ya da ailenizin, yakınlarınızın, aile büyüklerinin sağlık sorunlarıyla ilgili problemler varsa, hasta kişiler varsa, evet bazı kayıplar olabilir çevremizde. Bunlar da hayatın gerçekleri. Bir şeyleri olgunlukla kabul etmek gerekiyor. İhmalkar davranmamak gerekiyor. Yapabileceğimiz şeyleri de bu dönemde kendi adımıza iyileştirmeler için, yani hayatımızı daha iyi yapmak için belki bir şeyleri hayatımızdan çıkaracak. Çünkü Satürn feda edilmesi gereken durumlar da anlamına gelir. Yani sizin için gerekliliği kalmamış bir iştir, bir kötü alışkanlıktır, bir bağımlılıktır, bir ilişkidir. Hani bunları hayatınızdan çıkarabilirsiniz, sonlandırabilirsiniz ve yeni bir başlangıç için kendinize fırsat tanıyabilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, kova dolunayı sizin 12. evinizde, biraz gizli ve gizemli bir alan bu. Ama bilinçaltınızın da çok hareketli olacağı bir dönemdesiniz. Huzursuzluklar, uyku sorunları olabilir. Kendinizi çok yormamaya çalışın. Bilinçaltınızda tuttuğunuz bazı duygusal kalıplar, düşünceler varsa bunlardan özgürleşmek için bu dolunay size fırsatlar verebilir. O yüzden terapiler yapabilirsiniz, şifa çalışmaları yapabilirsiniz, alternatif uygulamalarla uğraşabilirsiniz. Zararlı alışkanlıklarınızı, bağımlılıklarınızı fark edebilir, onları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Özellikle sağlığınızla ilgili, ruhsal ya da bedensel sağlığınızla ilgili sorunlar varsa, buralarda günlük hayatınız, düzeniniz, alışkanlıklarınız, beslenmeniz, çalışma düzeniniz, bunların hepsini şöyle bir gözden geçirip aslında iyileştirmeler yapmak için de bu dolunay size önemli fırsatlar verebilir. Sevgili balıklar, şifa dolunayı diyebiliriz sizin için. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.